Powell'ın konuşması öncesinde hisse senedi ve tahvilde satıcılı bir seyir, dolarda sınırlı güçlenmeyle güne başlıyoruz. İmalat sanayinin yavaşladığını teyit eden öncü PMI verileri, borsadaki satışta kısmen etkili. Ancak asıl neden, Powell'ın konuşmasında sene sonuna kadar 100 bas puanı ulaşan faiz indirim beklentisini tırpanlayacağı endişesi. Teknoloji ağırlıklı satış dalgasında Nvidia, Tesla ve Microsoft gibi muhteşem yedili hisseleri başı çekiyor. Satış Amerika ile sınırlı değil, Brezilya ve Meksika gibi büyük gelişmekte olan piyasalarda %2'nin üzerinde kayıplar görülüyor. Öncü PMI verileri Amerika ekonomisinin 3. çeyrekte %2'nin üzerinde bir hızla büyüdüğüne işaret ediyor. Hizmet PMI 55.2 ile çok güçlü bir büyümeyi gösteriyor. Ekonomik döngüyü daha iyi yansıtan imalat sanayi PMI verisi ise 48 ile son 8 ayın en düşük seviyesinde. Borsa İstanbul saat farkı sayesinde Amerika kaynaklı satış dalgasından etkilenmedi. Banka ve holdingler pozitif ayrışırken, sanayi hisselerinin geride kaldığı günde endeks 9.900 desteğinin üzerinde tutundu. Emlak GEO, Koç Holding, Petkim, Vestel Elektronik ve Yapı Kredi endekse göre daha güçlü olan büyük şirketler. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Pavlin konuşması piyasanın yönünü belirlemede etkili olacak. Yenin dolara karşı güçlenmeye devam etmesini gelişmekte olan ülke paralarında satışa ulaşabilecek potansiyel bir risk olarak görüyoruz. İkinci çeyrek net karı güçlü olan Aydem'de sınırlı pozitif tepki bekliyoruz. Son günlerde istikrarlı bir şekilde piyasayı yenen Koç Holding ve Yapı Kredi'yi yakından izliyoruz. Teknik olarak öne çıkardığımız hisseler Emlak Geo, Koç Holding ve Petkim. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.